Çok iyi. Erkan Bey merhaba. Merhaba İngilizcim. Bey mi olduk şimdi? Biliyorsunuz kameralar karşısında konuşuyor ama doğru söylüyorsunuz. Biz yakından tanışıyoruz sizinle. Efendim Paramparça dizisi ikinci sezonu bomba gibi başladı. Neler gelişiyor, neler oluyor? İstiyorsanız bir paylaşalım sizinle. Sana ne yiyeyim? Sonra bizi izin sana aldım. Doğru söylüyorsunuz ama Araplar çok seviyormuş. Sağ ol, iyiydi. Allah'a çok şükür. İkinci sezon. Belki biraz böyle bir yorulur falan diye düşünmüştüm ben ama Allah'a şükür iyi gidiyor. Keyfimiz yerinde. Biraz fazla çalışıyoruz ama işimiz yapıyoruz. Ama evet, çalışmanızın karşılığını alıyorsunuz. Alıyoruz, Allah'a çok şükür. Birçok ülkeye satıldı dizi. Dünyanın birçok yerinde izleniyor Paramparça. Bu çok önemli bir şey tabii ki. Mikrofonu bana tutma lazım. Bana böyle şey gibi. Alışmış mıyım bana böyle tutma koşuyor gibi? Aynı şekilde ben de kor tutuyorum hakikaten. Şaşırdım ben de. Neyse. Ne diyorduk? Birçok ülkeye satıldı diyordunuz. Ha, birçok ülkeye satıldı. Tabii bu hem ülkemiz için hem bizler için çok önemli bir şey. Yani dünyanın birçok ülkesinde bizim işlerimizin seyredildiği olması. Hem farklı bir kazanç kapısı açtı ülkeye, hem bize, herkese yani dolayısıyla keyfimiz her anlamda yerinde. Evet, burada da biz şimdi bir diğer oyuncularla da konuştuk. Oyuncuların sinerjisi, birbirine kaynaşması, bu kemik tutmuş, bayağı tuttu değil mi efendim? Tuttu tabii yani, tutmasa böyle olmazdı. Bir de yani biz geçen sene başladık diyorsun bu işe. Geçen sene iş tutturmak çok fazla zordu. Çok zordu. Hala zor ama geçen sene bir başka zordu. Çünkü yapımcıların, kanal patronlarının bir parça dizi işine, bizim işlere bakışı değişmişti. Hani gelenek sistemi diyorlardı. İşte böyle diziler çekmemiz lazım. Hikayesi şu olmalı falan gibi birçok klişe çıkmıştı. Ama Paramparça bütün o klişeleri alt üst etti ve gerçekte böyle olmadığını ve tekrar kaliteli işler yapılması gerektiğine herkes inandı ve devam etti. O, evet. O anlamda da önemliydi. Bir de sizin dizide mesela her karakterin farklı bir dünyası, farklı bir olayı oluyor. Bir de onun da etkisi var. Ha, sonra cevap veremedim. Doğru söylüyorsun. Yani ekibimiz çok iyi. Herkes çok iyi oynuyor. Çocuklar çok iyiler. İlk işler olmasına rağmen mükemmeller. İnsan olarak da öyleler. Tabii ki ekibin uyumlu olması bu işlerde çok önemli çünkü bu da bir şey gibi, futbol maçı gibi düşün. Hani sen atağa kalktığında karşındaki futbolcu arkadaşın ne tarafa koşacağını bilmezsen topu o tarafa atamazsın. Bizim için de öyle. Dolayısıyla biz hepimiz nerede ortaya çıkacağımızı, nerede ileri koşacağımızı, birbirimize ne zaman pas atacağımızı çok iyi biliyoruz ve bu da seyirciye yansıyor, seyirciye geçiyor. İşin inandırıcı olmasına sebep oluyor. Seyircinin, bizi izleyen seyircimizin işin içine girmesine, daha iyi konsantre olmasına, özdeşleşmesine sebep oluyor açıkçası. Evet. Tabii dizide sizin karakteriniz de çok önemli bir karakter, Cihan karakteri. Gelgitli olan insanlarla uğraşıyor, kendi özel hayatıyla uğraşıyor, iş mesele uğraşıyor. Bu karakteri nasıl tanımlarsınız? Cihan işte iyi bir adam. İyi bir iş adamı ama mutsuz olmuş bir adam. Evliliği çok kötü gitmiş. Yani evlendiği gün pişman olmuş bir adam. Evlendiği gün pişman olan bir adam nasıl olursa öyle bir adam. Şimdi diziye yeni bir karakter. O yüzden yeni evlenecekleri iyi düşünsün. Öyle de bir sosyal mesaj olsun dizinin. Evlenmeden önce düşünmek lazım. Gerçekten... Yani. Yani dizide Dilara hamile kaldı diye evlenmiş. Evet. Yani sadece bu sebeple evlenmiş ve yani dolayısıyla çok mutsuz bir evlilik geçirmiş bir adam. Hayatın tabanından gelmiş, yükselmiş, zengin olmuş ama karakterini, kişiliğini yitirmemiş bir adam. Aşka aç bir adam ama çocuklarına düşkün bir adam. İşte adam izliyorsunuz işte, ben de oynuyorum. Eksikleri ne efendim karakteri sizce? Ya da yanlışları? Yanlışları vardır illaki ama yanlış demeyeyim de hata diyeyim. Yani hataları vardır. Çünkü hata ile yanlış çok farklı şeyler. Hata bilmeden, istemeden yapılan şeydir. Ama yanlış bilerek ve isteyerek planlıdır. Dolayısıyla benim oynadığım karakterin planlayarak hiçbir şey yaptığını şimdiye kadar okumadım, oynamadım da. Dolayısıyla evet. O günler geldiği zaman söylerim. Söylersin. Ama tabii.
söylersin. Ama tabii ki hiçbir insan melaike değil. Yani her insanın mutlaka hataları var. Cihan da illaki bir hata yapacaktır, yapmıştır. Belki de yapmıştır, ben farkında değilimdir. Kendimi çok kaptırmışımdır. O kadar... Bilmiyorum, uyaran da olmadı. Efendim, dizide o kadar artık öyle şey yaptınız ki, bütün gününüzü veriyorsunuz ki belki karakterler bazen öyle oluyor. Karışabiliyor mu? Pardon. Seyirciden dedim, senden de. Olsun. Dizide mesela o kadar bazen bütün gün boyunca karakterinizi oynuyorsunuz. Karışıklık oluyor mu bazen? Ne? Karışıklık olabiliyor mu bazen mesela? Çünkü aynı karakteri canlandırıyorsunuz. Olur mu oğlum işte? Saat akşama kadar. sen otobüste giderken kimse mikrofon uzatıyor musun? Bunun için sormuştum zaten. Allah Allah. Bak, pas attı kırıldın abi. Ya biz de sen değil. Niye ki biz senin? Efendim dizi yeni yok, gerçekten çok iyi tanıdım. Diziye yeni bir oyuncu katıldı biliyorsun Barış Bey. Evet. Yeni bir farklı bir kötü karakter olarak geldi de çok farklı soluk getirdi. Onun için ne söyleyeceksiniz? Barış çok iyi bir arkadaş bir kere her şeyden önce. Çok da iyi bir oyuncu. Dolayısıyla bizim dizeye girmesine çok mutlu oldum, çok sevindim. Biraz da üstümden gitti. Ya yani sonuçta onda bir sayfa sayısı var, o sayfaları biz çekiyorduk. tabii ki diziye bambaşka bir renk soluk getirdi Barış, yani Harun karakteri. Yani dizinin açılmasına sebep oldu. Barış'ı da özel hayatımda ayrıca çok severim tabii ki. Evet, tabii kötü karakter ama o da şimdi sizinle uğraşıyor dizide, yeni bölümlerde. İleriki bölümlerde neler olacak? Aslında eski arkadaş olduğunuz ortaya çıktı son bölümde. Neler olacak size? Ama benim senaryoları vereyim abi. Söyler miyim? Verir misin? Bak yıllardır bize soru soruyorsunuz, yıllardır sonra ne olacak diyorsunuz ama hiç kimse buna cevap vermiyor, ısrarla soruyorsunuz. Soruyoruz çünkü sadece bizim sorduğumuzu bazen... görmek istiyorlar. Kimler? İzleyenler. Ha anladım. İzleyenlere söyleyemeyiz. Çünkü sihri bozuldu, sonra senaristler bize çok kızıyor. Aynen çünkü evet. Devamlı bu mesajlar biliyorsunuz evet. Sizde. Mutlaka size de sosyal medyadan olsun. Ya ben de 3-4 bölüm dersini biliyorum, daha fazlasını bilmiyorum. Mutlaka. Size mutlaka sosyal medyada ne olsun, başka yerde olsun herkes soruyordur ne olacak ne bitecek diye. Ama işte dediğim gibi ben de en fazla 3 bölüm diyebiliyorum. Daha fazlasını ben de bilmiyorum gerçekten. Peki yolda karşılaştığınız insanlar size ne tür tepkiler veriyor bu rolünüzden ötürü? Yolda kimseyle karşılaşamıyorum çünkü sürekli çalışıyorum. Doğru. Uzun zamandır gördüğüm ki sensiz ikiden sonra. O da zor değil mi? Yani... Ya bir şey sormuyorlar açıkçası. Şimdi bir şey soruyorlar desem yalan söylerim. Sadece şu fotoğraf çekiliyoruz. Ne güzel, iyi ki varlar. Böyle çekiliyoruz. Şimdi tabii demin bahsettik. Orta Doğu'da, tabii tüm dünyada da izleniyor. Pek çok ülkede izleniyor. Bizim kanalımızda bir Orta Doğu'yu yayın yaptığı için TRT Arap. Orada da çok izleniyorsunuz. TRT Arap benim üzerinde izlenmiyor mu? tamam bu espri kötüydü tamam. Başka bir şey diyecektim ama diyemedim ben. Denemem gerekiyor. peki bak dediğim gibi. Röportaj yapan arkadaşın olunca böyle oluyor sayın seyirciler. Soracağımı unutturuyor abi. Oradaki insanlara ne tür tepki alıyorsun abi Orta Doğu'dan? Arap dünyasına göre şuva şuva diyorlar bana durmadan. Yani ne tepkiler alıyorum? Tabii sosyal medyadan görüyorum. İşte övgülerini görüyorum ama Arapça da bilmiyorum. ama o şeylerde sosyal medyada kullanılan bazı işaretler şeyler var ya gülen yüzler falan öyle şeyler. Memnun olduğunu anlıyorsun. İşte oralardan anlayabiliyorum. Başka bir dil gelişti artık. yani çok izlendiğini biliyorum. Ayrıca daha önceki işlerimin de orada çok izlendiğini biliyorum. Hatta ben yani Orta Doğu'nun en büyük oyuncu ödülünü verdiler bana geçen evvelki sene. Max Store diye bir ödül töreni var orada. Onun evet. Ödülünü aldım gittim Beyrut'a. Orada Beyrut'a o ödülü almaya gittiğimde fark ettim gerçekten nasıl izlendiğini. Çünkü emin ol Türkiye'de çok daha rahat dolaşıyordum ben. Yani. Dolaşıyorum. Hani orada hiç sokakta gezemedim. Oradan anladım, oradan anlayabildim. Tabii ki yalnız bizim dizimiz değil. Birçok ülkemizin dizisi Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde gösteriliyor ve alıcı buluyor.
çok da yüksek seyirci sayısına sahip gerçekten. Bu çok memnun edici. Benim açımdan da, tüm sektör açısından da. Aslında ama yani Ortadoğu'nun dışına da çıktı artık. Evet. Çok başka bir yere gidiyor maşallah. Geçenlerde şey dediniz hatta İtalya'da mı? Bir yerde size yollamışlar galiba. Yine yayınlanmış galiba. İtalya'da mı yayınlanmıştı? Bilmiyorum ki, bir sürü yerde, İtalya'da zannetmiyorum da. Birçok yerde yayınlanıyor. Yani eskilerde yayınlanıyor. Mesela Sicilya'da, Arjantin'de birçok yerde yayınlanıyor. Bir dünya starı olma yolunda mı gidiyoruz? Yani siz de öyle kabul ediyor musunuz kendinizi? Zannetmiyorum ya. Dünya starı olmak başka bir şey. Onun için Hollywood olmak lazım. Hollywood başka bir şey. Ama dilerim ki bir oyuncu arkadaşımız yurt dışından birilerinin dikkatini çeker ve uluslararası bir iş yapar. İnşallah olur böyle bir şey. Çünkü sonuçta oralarda yayınlanıyor. Yani birçok yapımcı, birçok insan oralarda da izliyor. Belki öyle biri denk gelir ve... Belki siz... Bilmiyorum, ben ya da bir başkası fark etmez. Önemli olan ülkemizden bir oyuncunun gidip çok uluslararası bir işte çalışmasıdır. Ben ya da başkası fark etmez. Aynı derecede sevinirim yani. Size hiç teklif geldi mi efendim bu konuda? Tabii, her gün beni şey arıyor, Valpaçin arıyor. Gel oynayalım diye. Ben de Kevin Spacey aradım dün, cevap verdim. Kim verecek en gibi? Efendim olabilir mi? Yani Arap dünyasından olabilir bir proje için. Yok, öyle arayan olmadı Allah. Ya da şimdi mesela bu şirkette çalışıyorsunuz. Bu şirket uluslararası bir şirket. Belki hani oradan o aracılığı da olabilir. Bilmiyorum. Yazın New York'a gittim. Üniversite stüdyolarında dolaştım. Kimse beni tanımadı. Peki tanımak ister miydiniz efendim burada? İsterdim tabii. Mesleği yapan bir insan istemez mi yani? Orada da seni tanısınlar. Çünkü tanınmak demek idare beraber fotoğraf çekilelim anlamında değil. Tabii. Yani. Yani burnunun okşanması anlamında söylemiyorum bunu. Tabii ki yani ne istemiyorum? Bir doktor olsan dünyaca ünlü bir doktor olmak istemez misin? Ya da bir buluşa imza atmak istemez misin? Mesela kanserin tedavisini bulmak istemez misin? Yani istersin. Herkes kendi mesleğinde en iyisini yapmak ister. Uluslararası platformda da tanınıyor olmak bizim mesleğimizin başarısını göstergesi. Tabii ki isterdim. Şimdi istemiyorum desem kafayı mı sildim diyeceksiniz. Efendim son bir ilk sezon başlangıcı bir sahneden bahsetmek istiyorum diziyle ilgili yine. Su altı sahnesi. İçeride beni bekliyorlar. Böyle gelsin. Tamam, bu son soru. Hava gidiyor. Nasıl çekildi? Hava gidiyor şöyle, seyircilerimize açıklayayım. Bizde hava gidiyor diye bir terim var sevgili seyirciler. Yani hava gidiyor, hava kararacak demek. Gündüz sahnelerimiz var bir sürü çekeceğimiz. Hava kararsa onları çekemeyeceğiz, yarına kalacak anlamına geliyor. Bu da çok kötü şeyler oluyor. O zaman geliyor. O zaman şunu sorayım tek o zaman. Sormayayım. Bizim seyircilerimize, Arap seyircilerimize, Ortadoğu seyircilerimize veya dünyadaki bütün seyircilerimize mesaj alalım sizden, kameralar açalım. Ya hepsine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bizi izledikleri için, bize destek verdikleri için ve bizim dizilerimizin, bizim işlerimizin dünyada yayılmasına sebep oldukları için özellikle Orta Doğu seyircisine teşekkür ediyorum. Çünkü bizim dizilerimiz Orta Doğu'dan yurt dışına yayıldı. Oradan başladı seyredilme. Bu yüzden onlara ayrıca teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Sağ olun Engin. Gayret yapayım canım. Eyvallah.